Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni bir videoya. Benim yine uzun ara verip yapamadığım ama yapmak için çok planladığım, güzel de konu bulduğuma inandığım bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Özledim sizleri, özledim video yapmayı. Biraz daha bekleyin arkadaşlar. Şu havalar düzelsin. Daha fazla sokak videoları, alışveriş videoları, restoran videoları daha çok gelecek. Malum Hava karlı, buzlu, soğuk olunca yapılan tek şey eve kapanıp e, PlayStation oynamak ve gitar çalmak benim için. Arkadaşlar bugün e, benim için e, ve belki de aslında birçok insan için de aynı şey olabilir. E, Amerika'da en olumsuz bulduğum kısmı anlatmak istiyorum size. E, sağlık sistemi. Benim için Amerika'nın tek ve en olumsuz tarafı bu hem de e, sağlık sistemi hakkında sizleri bilgilendirmiş olurum çünkü galiba ve bence e, büyük ihtimalle herkesi öyledir. bu hepimiz için önemli bir şey Amerika'ya gelmek seyahat etmek isteyen hepimiz için sağlık sistemi önemli neyse lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım evet arkadaşlar Amerika'da bu arada e, turistlerle turistleri pek ilgilendirecek bir olay değil bu kısım e, ama tabii ki de e, köşesinden kenarından mutlaka bilgili bilgisi olması gerekiyor turistlerinde. Amerika'daki sağlık sistemi gerçekten berbat. Hatta ve hatta Amerikanca söylemek gerekirse American Health System sucks. Gerçekten böyle. Neden böyle düşünüyorum? Sağlık yani doktora gidip hastane bulup bakılmanız, işte muayeneniz Hiçbir sorunu yok müthiş çok iyi inanılmaz hizmet inanılmaz konforlusunuz her şey sanki 7 yıldızlı otel gibi hiçbir sorunu yok gerçekten mükemmel ancak iş ödeme kısmına ve sigortalanma kısmına geldiği zaman arkadaşlar American Health System sucks it really does gerçekten berbat arkadaşlar ee, hemen başlayacağım neden berbat neden kötü arkadaşlar Amerika'daki sağlık sigortası e, sistemi sigorta yaptırma sisteminiz o kadar şey ki çünkü biliyorsunuz Amerika'da serbest piyasa var her insan istediği şirketi açıp istediği fiyatlandırmayı yapabiliyor bu her yerde böyle olduğu gibi her alanda böyle olduğu gibi maalesef e, sağlıkta da bu şekilde e, 1 milyar tane Sağlık sigortası şirketi var ee, Bu şirketlerde fiyatlar değişiyor daha önce bundan bildirmiştim böyle bir e, birkaç bilgi anlattığım video var Lütfen izleyin gibi bir sürü sağlık sigortası yapan firma var arkadaşlar genelde bütün hastanelerde bütün hemen hemen hep bütün sağlık sigortası şirketleriyle anlaşmalı yani sizin sağlık sigortanız ne olursa olsun bakılabiliyorsunuz Eyvallah Sağlık sigortası yaptırırken fiyatlar arkadaşlar yaşınıza, e, sağlığınıza, herhangi bir hastalığınız olup olmadığına, sigara içip içmemenize bağlı olarak değişiyor bu fiyatlar. En temel arkadaşlar, olaydan bahsedeyim. E, standart işte 25 ile 40 yaş arasında bir insansınız. Hiçbir hastalığınız yok. Sigara da içmiyorsunuz diyelim ki. E, yaklaşık olarak 300... Dolar 300-400 dolar civarında tam tabandan bahsediyorum en düşükten bahsediyorum 300-400 dolar civarında aylık arkadaşlar sigorta yaptırmanız gerekiyor durum budur ee, bu neyi kapsıyor sizin standart e, hastalıklarınızı kapsıyor acillerin işte yüzdeleri var arkadaşlar her şirketin olduğu gibi. Ee, tamamen ücretsiz değil yani. Hani ayda işte 350 dolar sigorta ödüyorsunuz diye bütün masraflarınız ücretsiz değil tabii ki de. Mesela standart bir muayeneye gittiğiniz zaman 20 dolar hastane vizite ücreti veriyorsunuz. Hani Türkiye'de de böyle bir sistem var zaten. İşte sigortan var devletten ya da özel vesaire. Ama o herhangi bir hastaneye gittiğin zaman o kapıda önce bir işte 25 lira, 13 lira neyse bir para var ya hani burada o var zaten bir 20 dolar gibi bir rakam ödeniyor kapıda girişte. Vizite ücreti mi deniyor artık ne deniyorsa. Eyvallah. E, buraya kadar bir sorun yok. Esas sorun buradan sonra başlıyor. Girdiniz e, hemen bir hastalık söyleyelim. Karnınızda ağrı var 10 gündür ishal oluyorsunuz. Doktora gitmek istediniz. Hemen e, genel ne deniyor buna? Aa, Türkçe saklıma gelmiyor. İşte genel olarak bütün bu kulağa, buruna, boğaza hani bakan doktor var ya gene, Aklıma gelmiyor. Bildiğim bir şey aklıma gelmiyor alanın ne olduğu. E, standart doktora çıktınız. Neyse vizite ücreti olan 15 dolar 20 dolar ödediniz hastaneye. Doktora girdiniz arkadaşlar. Muayeneniz edildi. Size dedi ki e, işte şu hapları kullan. Çok güzel. E, Haplar reçeteniz yazıldı. Sizden kan tahlili istedi. Hemen laboratuvara gönderildiniz. Kan tahliliniz yapıldı. Neyse hastaneden çıktınız arkadaşlar. Eve geldiniz elinizde reçeteniz var zaten. Burada bir de şu güzelliği var. Hangi eczaneye gitmek istiyorsunuz? Gidiyorsun genelde diye doktor soruyor. Sizin ilacınızı eczaneye gönderiyor zaten. Siz ekstra bir reçeteyle gidip de ilaç aramıyorsunuz. Eczanenize sizin adınıza gelmiş oluyor ilacınız. Gidiyorsunuz. İşte küçük bir pay genelde çok yüksek değil fiyatlar. İşte 7 dolar, 5 dolar, 10 dolar ilaç hap paranız, şurup paranız neyse ödüyorsunuz, ilacınızı aldınız, evinize geldiniz. Hatta iyileştiniz. Bir aradan geçti bir hafta. Artık ishal değilsiniz. Zart eve bir fatura geliyor arkadaşlar. Çünkü kan tahlili yaptırmıştınız. Doktor sizden kan tahlili istemişti o gün. 20 gün önce mesela atıyorum. Size fatura geldi arkadaşlar. 180 dolar. Laboratuvar bedeli, kan tahlili bedeli. Gerçek bedel 2000 dolarmış. Sigortası şirketiniz karşılamış bir kısmını. Size de 200 dolar ya da 180 dolar gibi bir rakam fatura gelmiş. Bir için de yapması lazım. Hayda. Kan tahliline 200 dolar para çıktı. İşte Amerika'daki sağlık sisteminin sıçtığı nokta başladı arkadaşlar. Sigortanız var, her şey güzel. Zaten 350-400 dolar sigorta parası ödüyorsunuz her ay. Bakılabiliyorsunuz bilmem ne. Zırt eve fatura geldi. Ödemek zorundasınız. Ödemediğiniz zaman Kredi kartı gibi ya da herhangi bir banka mortgage borcu gibi vesaire gibi işleme giriyor. Faizi biniyor bilmem ne. Aynen sistem işliyor arkadaşlar. Parayı yatırmak zorundasınız. Bu sadece bahsettiğim şey kan tahlili isterse doktordu. Hani bir tane örnekti bu. Bazen tabi bu duruma göre değişiyor. İşte siz genel e, bakan doktora gittiniz. Ama doktor dedi ki artık durumunuza göre senin dedi e, bir kulak... Uzmanına görünmen lazım işte artık hastalığınıza göre. Ekstra Gittiniz e, randevu aldınız adama kulakla ilgilenen kişiye e, Orada muayene edildiniz kulak doktoru da dedi ki size kulağınızın yıkanması lazım İçinde bilmem ne var Eyvallah Sizi laboratuvara gönderdi arkadaşlar kulağınız yıkandı İşte kulak damlığınızı aldınız falan her şey güzel eve geldiniz aradan yine 10 gün geçti İyileştiniz Hiçbir sorun yok Hastaneye vizite ücretinizi zaten vermiştiniz Kulak damlanız ya da hapınız neyiniz varsa eczane de zaten o yüzdelik payı ödediniz. Her şey mükemmel. Aradan 15 gün geçti. Fatura geldi. 90 dolar. Ne için? Kulağınız yıkandı laboratuvar parası. Ödemek zorundasınız. Çünkü lüks bir şey yapmış olduğunuz gibi hissediyorsunuz o anda. Aa tabii ya yani kulaklarım yıkandı ya ondan. İşte Amerika'da Sağlık sisteminin yine patladığı nokta arkadaşlar. Birkaç küçük örnek verdim zaten. Bunlardan mutlaka çıkarttınız sen o neticeyi, mesajı aldınız. Hemen Michael'ın başına gelen bir olaydan bahsedeyim arkadaşlar. Biz bu arada Michael'la, Michael'da ben de e, Obama Care'ı duymuşsunuzdur, Obama'nın e, yaptığı. Şu anda Donald Trump onu iptal etmek için uğraşıyor ya, neyse. Biz Obama Care kullanıyoruz tabii Michael'ın ayrı, benim ayrı ben ayda sadece 53 dolar para ödüyorum arkadaşlar. Hiçbir hastalığım, şekerim, işte vesairem, kanserim, oyun buyum yok. Her şeyim iyi diye ben 53 dolar veriyorum. Obama Care kullanıyorum. Michael'ın da 90 dolar filan aylık sigorta ücreti. Çok makul. Her şeyi kapsıyor. Kanser, kemoterapi gibi ağır hastalıkları bile kapsıyor. Yüzdesini. Belli bir kısmını tabii ki de. Hemen ben size bir şeyden bahsedeyim şimdi. Bir örnek. Ee, geçtiğimiz yılbaşı, yılbaşı haftası yılbaşından bir hafta sonra filan galiba. Michael arkadaşlar e, çok ağır bir grip geçiriyordu. Doktora gittik. Aynı anlattığım yöntem. Vizite ücreti ödendi. E, doktora girdi. Grip yani çok su Soğuk algınlığı, grip, gribal bir enfeksiyon. işte flu dedikleri şeyi yaşıyor burada. Doktor Michael'a bir antibiyotik hap verdi arkadaşlar. Çünkü antibiyotik hızlı bir şekilde iyileştirdiği için. Biz hapı aldı Michael, kullanmaya başladı. İyileşti bir hafta içinde, antibiyotik bir an önce ayağa kaldırdı. Yalnız antibiyotik bir yan etki oluşturdu Michael'da. Michael ishal olmaya başladı durduk yere. Yediği her şey ishal oluyor. Neyse arkadaşlar doktora gittik tekrar. Tekrar vizit ücretimiz ödendi. İşte 20 dolar ödüyoruz burada gittiğimiz bir hastaneye. E, doktor da dedi evet dedi bu antibiyotiğin yan etkisi var. Sen de yani 100 insanın 3'ünde belli o çıkıyor bu yan etki. Sen o 3 kişiden birisin yani maalesef. Tamam insanlık hali olabilir, olacak bir şey yapamam bilemezsiniz. Başka bir hap aldı Michael. Onu kullanmaya başladı bilmem ne der ya vesaire vesaire. Michael'ın e, antibiyotikten dolayı oluşan bu iseli geçmedi arkadaşlar. Yani gece uyurken kalkıyor e, işteyken bir anda geliyor falan hayatı alt üst oldu adamın. Ve bir gece e, o kadar kötüydü ki ben hatta çalışıyordum o akşam. Telefonla görüştük falan Michael'a... Dedim ki git acile yani. Hani sonuçta ishal bu durum. Hani araba kullanabilecek durumdasın, sorun yok. Acile git dedim. Michael acile gitti arkadaşlar. Acilde neyse bakıldı. Bir serum verilmiş. Çünkü ishal olunca vücut su kaybettiği için orada serum verilmiş. Çok basit bir işlem. Herkesin yaptığı dünyanın bütün ülkelerindeki işlemin aynısı. Serum verilmiş. Birkaç hap aldı Michael. Eve geldi arkadaşlar. Neyse aradan geçti 20 gün. Bize bir fatura geldi. Acil servis faturası. 900 dolar arkadaşlar. Fatura şu an hala burada. Daha geçenlerde Michael ödedi. 900 dolar acil parası ve yapılan işlemler yazıyor. Serum takılması. 900 dolar. Orijinal fatura 5000 küsur dolarmış sigortalı olduğumuz için, sigortalı olduğu için sigorta ödemiş yüzdeyi işte yüzde seksenini falan ödemiş yani. 900 dolar arkadaşlar fatura geldi. Sadece bu adam acile gitti. Bu adama sadece serum verildi ve maksimum 45-55 dakika arası 1 saat 2 saat deyin. 2 saat acil serviste sedyede yattı ve serum yedi. Ve bunun bedeli 900 dolar arkadaşlar. Siz artık buna yorum yapın. Amerika'daki sağlık sisteminin fiyatları işte böyle arkadaşlar. İğrençlik boyutunda. Yani millet artık ölür. Sen öl yani falan modunda. Burada bu arada iş yerleri de sigorta. Hani devlet sigortası falan diye bir şey yok. İşte Obama Care vardı. En ucuz primli olanı 50 dolar gibi bir rakamdı. Bence müthiş bir sistem. Artık o da yok maalesef. Amerika'nın yeni diktatörü yapacak hiçbir şey yok. Neyse ki böyle bir durum var artık. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Adam daha yeni geçti işin başına. Ama iptal edeceğini söyledi. Zaten iyi güzel olan, insanları birbirine yakınlaştıran her şeye karşı bir adam olduğu için kendileri. Ama göreceğiz belki de Obama Obamacare'den çok daha iyi ve çok daha faydalı ve çok daha ucuz bir şey üretir. Ama şu ana kadar herhangi bir planı yok. Bütün medya soruyor tamam Obamacare'i iptal edeceksiniz e, ama yeni bir sağlık sistemi getirecek misiniz Amerika'ya deyince e, şu anda herhangi bir planım yok diyor. Bu demek oluyor ki arkadaşlar işte Michael'ın gittiği bu e, 900 dolar para çıkartılan acil servisin orijinal fiyatı 5000 küsur dolardı. Bu demek oluyor ki eğer acile gitmek zorunda kalırsam 5000 küsur dolar para ödemek zorunda kalacağım. E, ben... Herhalde şu beş parmağın ortancası var ya onu göstereceğim herhalde. Burada Amerika'da çok meşhur. Her neyse işin esprisi tabii ki de. Amerika'da sağlık sistemi arkadaşlar böyle e, maalesef berbat, rezalet. Bakılma konusunda, doktorların uzmanlığı konusunda bir sıkıntı yok. Müthiş herkes bakılıyor. Her türlü hastalık bakılıyor. Tedavi oluyor. Kanserde çok gelişmiş burası. Her konuda sağlıkta gelişmişler. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama ücretlendirme konusu ve... İnsanların sigortalandırılma alanında maalesef Amerika bataklığın en dibinde arkadaşlar. Rezalet. Her yerde böyle. Bütün eyaletlerde böyle. Bu da herhalde Amerika'da benim bulduğum en olumsuz tarafı Amerika'nın bu. Her neyse arkadaşlar. E, bununla ilgili bilgi vermek istedim. Hep güzel şeyler konuşacak değiliz. Amerika'nın olumsuz yönleri de var tabii ki de. Eee... Bu en büyük olumsuz yönüydü. Bunu aktarmaya çalıştım sizlere. Videoyu kapatmadan önce hemen belirtelim. Bütün sosyal medya adresleri aşağıda var. Facebook, Instagram, Snapchat, e-mail ve PlayStation arkadaşlar. takip etmek isteyenler takip ederlerse sevinirim. Video önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ne videoları yapalım diye. Dediğim gibi sokağa maalesef çıkıp video yapamıyorum. Çünkü her gün bir buzlu, karlı, soğuk, iğrenç oluyor şu anda. Bir süre daha böyleyiz. Evde yapılabilecek ya da bahsetmemi istediğiniz konular varsa bu Amerika ile ilgili olabilir ya da başka bir şey olabilir. Soru cevap olabilir isterseniz. Lütfen belirtin arkadaşlar. Ee, videoyu kapatmadan önce e, o zaman kendinize iyi bakın. Ve yani öyle yani. Yani öyle yani. Bye.